Evet değerli ATN Medya izleyicileri, bugün sabah saat 10'da Arbeiter Kammer Vorarlberg'in bir basın toplantısı oldu. Fraksiyonda, yönetimde bulunan tüm fraksiyon başkanlarıyla birlikte açıklama yaptılar. Ve bunların detaylarını almak için NBZ Genel Başkanı Adnan Dinçer ve Yeşiller Fraksiyon Başkanı Saadet Demir Bey ile yan yanayız. Onlardan Türkçe olarak özet, bu basın toplantısının özetini alacağız. Neler konuşuldu ve verilecek hükümete verilecek bir yasa teklifi var. Bunun hakkında da bilgiler alacağız. Şimdi ilk olarak kimden başlayayım? Adnan Bey. Ne konuşuldu bugün? Neydi yani, bunun sebebi? Öncelikle herkese merhaba diliyorum. Şimdi bugünkü medya bültenindeki konuşmalarımızın şöyle kısaca bir özetini geçecek olursak, yani malum bir koronavirüs krizi var. Bu bize ekonomik krizi de dahilinde getirmiş oldu. Biz bunlara karşı, yani işçi odası olarak, yönetim kurulu olarak Perşembe yapılacak olan meclis toplantımızda bir teklif içeriye vereceğiz. Bu teklifte de kısa başlıkları şöyle, bugünkünün özeti de oydu. Yani bakıldığı takdirde özellikle kritik sektörlerde çalışanlar, sağlık sektöründe olsun, ticarette olsun, yani bir kasada çalışan, bir süpermarkette çalışanların maaşlarının minimum, yani tüm çalıştığını baz alacak olursak, 40 saati baz alacak olursak 1700 euro nete yükselmesi talebindeyiz. Bu da özellikle sadece Vorarlberg'e bakacak olursak 2 milyon 700 bin civarında bir maliyeti olacak. Lakin öbür tarafta devlet olarak bir Almanya şirketine bağlı uçak şirketinin 700-800 milyon yatırım yapması karşısında 2 milyon 700 bin euroluk bir talepte bulunmamız yerindedir diye düşünüyoruz. Özellikle de bu kritik sektör ayakta durması lazım. Yani en önemli sektörlerden biri sağlık dediğimiz gibi süpermarket. Ondan hariç şunu da söyledik. Yani hem kısa dönem çalışma Kurzarbeit modeli dedik. Bunun yanı sıra da yani Avusturya genelinde bir 500 bine yakın işsizlik oranı var. Buna karşı da bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Bu sistemi geliştirdiğimizde de yani işçi bulma veya iş arama sektöründeki yapılanmayı yeniden olarak yapılandırmamız gerekiyor. Burada da ana hedeflerimizden biri şu andaki mevcut olan %55'lik, yani net maaşınızın, brüt maaşınızın %55'i veriliyor şu anda ve süresine bakıldığı takdirde işsizlere, yani bir kişi işsiz olduğunda %55 veriliyor. Bizim talebimiz bunun %70'e çıkması, kademeli olarak 3 ay boyunca. 3 aydan sonra %60'a inebilir ama burada genel olarak bir yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. %55'lik oran mutlaka çıkması gerekiyor ve işsizlik süreci de uzatılması gerekir. Öbür türlü bu galiba NBZ'in teklifiydi. NBZ'in de ama hepimizin, yani ortaklaşa bir kararımız. Siz açıkladığınız için canlı yayında, yani, o yüzden evet. Yani yıllarca da söylediğimiz ama diğer gruplarımızın da istediği budur. Yani bugün mevcut olan kürsüdeki grupların hepsinin isteği. Diğerlerini bilemiyorum, onların ne isteği olduğunu. Ondan hariç baktığımızda artı milyoner vergisi dediğimiz, yani hepsini bir işçi veya hizmetli ödememesi gerekir. Burada da milyonu olan hesabında, buradaki talebimizde 1 milyondan üzeri olan milyoner vergisi adında adlandırdığımız, 1 milyonun üzerinde hesabı varsa 0,5 oranında bir vergi ödemesi, 10 milyonun üzerinde %1 civarında vergi ödemesi, 100 milyonun üzerine de geçerse eğer hesabındaki para, o zaman da %2 ödesin ki bütün bu krizin maliyeti sonunda işçilere binmesin veya sorumluluk onların üzerine atlatmalısın. Artı bir de şuna bir bakmamız gerekiyor. Bu da Manuel Auer. Evet, Manuel isimlerini alalım da. Manuel Auer'in istemiş olduğuydu. 1700 euroluk bu maaşı da Bernard Heinz ile istedi. Evet. Saadettin Bey de zaten kendi partını söyleyecek. Ama siz bunu galiba önceden anlaşmıştınız aranızda fraksiyonlar olarak. Şimdi böyle bir şey, yani kişisel isteklerim, bunlar bizim işte bugünkü presse konferansı ya da basın açıklaması sadece bizim bireysel isteklerimiz değil. Yani sadece MBS ya da Gemen Sam Yeşiller. Yok, ben sadece basın olarak izlediğimi söylüyorum. Evet. Aynen. Yani özellikle de koalisyon ortaklarının ortaklaşa, işte Perşembe günü biraz önce söylediği gibi Adnan Bey'in Perşembe günü meclis toplantısı var. Bu meclis toplantısında
içeriye böyle bir antrak verilecek. Direkçe. Diğer fraksiyonların ne yapacağını bilmiyoruz ama işte burada bilinen 5 fraksiyon hepsi de aynı fikirde. O anlamda bireysel olarak ya da işte fraksiyon olarak ilgilendirmiyor bizi. Yani şimdi bugün kursa ya buna değinmeniz sebebi... önemli. Ben de zaten buna değinilmesi için bakıyorum. Çünkü aynen. Biz basın olarak izlediğimizde bütün çünkü... partiler buradaydı. Yani yönetimde bulunan ve hepsi yönetimde bulunan hepsi yönetim. Burada değildi. Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Buradaki kürsüde duranlar Arbeiter Kammer'in koalisyon ortakları. Yani burada FCG, ÖYAB fraksiyonu, FSG, Yeşiller ve Embetset koalisyon ortağı. Medya bülteninde de bu yazıyor. Hükümeti yani Arbeiter Kammer'in hükümetini oluşturanlar. Evet. Yani koalisyon ortakları olarak biz yaptık. Bizlerden hariç iki fraksiyon daha var. Onların da perşembe ne yapacağını bilemiyoruz yani. Onların haberi yok muydu? Hiçbirisi burada değildi. Hayır, tekrar hani bunu belki neyse. Bunu şimdi siz yok yok bu soru bence önemli. Yani bu açıklama sadece koalisyon ortaklarının önergesi. Evet. Elbet yani diğer fraksiyonlar perşembe günü işte görecekler bu antrağı görecekler dilekçemizi ya da önergemizi tam Türkçesiyle. Bu önergede nasıl bir tutum davrandılar bilmiyoruz ama büyük bir olasılıkla ben kabul edeceklerini hayır denecek bir teklifler değil açıkçası. Bence de. Aynen. Belki ben çok kısa bir özet geçeyim. Evet sizin de konunuz vardı klima şutuyla ilgili. Benim için önemli olan açıkçası şu. Yani bu korona krizinden dolayı işte ya da korona krizinin bedelini benim açımdan yani bugünkü aslında şeyin presanın ya da bugün görüşmemizin ana konusu bana göre şuydu. Yani bunları tabii alt noktalar altında değerlendirebiliriz ama bu krizin bedelini işçiler, emekçiler ve emekliler ödememeli. Yani bize esas işçiler, emekçiler, emekliler. Yani bu yani esas konu bu olması lazım. Evet, evet. Yani buydu. Yani şeye basına vermek istediğimiz mesaj açıkçası buydu. Yoksa diğer biraz önce söylediğimiz gibi işte 1700 euro mesela işte en az askeri işte bu alanda çalışan ki ben biraz daha üzerine çıkıyorum. Yani bu 1700 sadece sağlık alanında işte bu süpermarketlerde çalışanlarla değil tüm genel anlamıyla 1700 euro her çalışan en az alması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim için çok önemli. İnşallah yani inşallah kabul olur. Hükümet tarafından da kabul olur. Güzel bir çalışma. Aynen. İşsizlik parası Adnan Bey'in de söylediği gibi en az %70 bruttonuzun alınması gerekiyor. Biliyorsunuz daha önceden bu noştansil ve zaruri yardım tam Türkçesiyle daha önceden ne bileyim işte bir ailede karı koca ya da iki çalışıyorduysa daha önceden, 2 sene öncesine kadar eşiniz çok fazla maaş alıyorsa işsizlik parasından sonra noştansilfe yani zaruri yardım alamıyordunuz. Şimdi artık o 2 seneden beri yürürlükte inşallah bu da böyle devam eder. Ve benim tek korktuğum işte bu yasaların tekrar işte bir korona krizini tekrar işte işsizlere biraz önce söylediğimiz gibi emeklilere, çalışanlara vesaire çıkartılmaması. Evet Adnan Bey bir de neydi yine? Bu Bertrand Merlin'in bir sözü vardı. Sadece çalışan çalışmayın diye ayıramayız iş alanları ve klein unternehmenlere de yani küçük işletmelere de değindi orada bir. Yani küçük şimdi, az evet, da olsa yani değinildi küçük işletmeler. İşçi bulma reformu dediğimiz veya işsizlik parasını öngören yasanın hepsi için açık olmasını taraftarıyız. Çünkü burada da yeni bir iş yerini kurmuş, tek başına çalışıyor, ufak bir ofiste veya bir dönercide ne de. Aynı hizmetliler ve işçilerdeki gibi bunların da sisteme bir belirli meblağ yatırarak ileride herhangi bir işinin iyi gitmediği takdirde veya iflas ettiği durumda herhangi bir sebepten dolayı maddi sorun ve sıkıntıya girdiğinde bu sistemden yani Arbeitslosenversicherung sisteminden yararlanması için bu sisteme de onların da mecburu bir aynı işçilerin olduğu gibi maaşının bir yüzdeliğini yatırarak o sosyal sisteme bir katkıda olması gerekir. Bu krizden önce Avusturya genelinde bazı siyasi partilerin de ve bazı özellikle de işveren taraftarlarına bakıldığında sosyal sistemi mevcut olan sosyal sistemi çok eleştirenler oldu. Ama şu krizde neyi gördük? Yani gerçekten bizim sistemimizin Avrupa genelinde iyi bir sistem olduğunu ve bugünkü açıklamalarımızda da oradaki sistemde daha da iyi yapmamız, daha iyi bir noktaya getirebilmemiz için çalışmalarımız. Burada da benim açıklamamda da şu vardı örnek olarak. Yani bu branşa bağlı olarak değil de şu anda 2 sektörü verecek olursak örnek olarak yani
inşaat sektörünün, yani turizm sektörü ne yapıyordu? Sezonuna göre, kışın özellikle inşaat sektörü 3 ay, 6 ay, 5 ay, 4 ay neyse işçilerini işsizliğe gönderiyor, aynı parayı veriyor. Yani bunların sisteme yıllık olarak yarım milyar, yani 500 milyon euro bir külfeti oluyor. Burada da bizim isteğimiz bu branşlarda ekstra işverenler olarak, işçiler değil, işverenler olarak belirli bir primde yatırması gerekir ki sistem adaletli olsun hepsine. Yani bazı branş bunu tamamıyla öderken bunlar 3 ay, 4 ay, 5 ay işçisini sisteme göndererek bütün toplumsal bir yararlanma olması, işverenler burada belirli bir meblağ olarak yatırması gerekiyor ki sistemde bir adaletlik olması gerekir. Yani isteklerimiz bunlardır. Çünkü bu krizi sadece beraberce aşabileceğiz. Tabi işverenlerin de katkısı vardır ama şu anda devletin vermiş olduğu yardımlardan büyük iş yerleri ağırlıklı meblağlar filan alıyor. Evet, küçük işletmelerin burada bayağı küçük işletmeler var. Sıkıntı, işçilerimiz sıkıntıda. Bunları neydi? Zamandan daha iyi bir noktaya getirmemiz için bu isteklerimiz. Evet. Ondan dolayı da Perşembe günü koalisyon ortaklar olarak o teklifimizi vereceğiz. Umarız önce ki Arbeiter Kammer içinde kabul olması için. Evet. Yani dört koalisyon ortağı olduğu için bu %90 ne %100 diyebilirim kabul olacak bir teklif, önerge. Bundan sonra gereken bakanlıklara, gereken mercilere gönderilecek ve takip edilerek zamanla bu isteklerimizin en azından bir kısmının yerine gelmesi sağlanacak diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Şimdi müsaadenizle. Şimdi Adnan Bey'in söylediğinden şunu çıkardım ben. Mevcut sosyal sistem yerinde, yani diğer ülkelerle kıyaslayınca bunu yıkmak vurmak yerine eksiklerini tamamlamak olarak algıladım ben. Aynen öyle. Yani bu konuda sizin görüşünüz ne ve diğer birlikten göç de güç doğar hesabı. Evet. Yani açıkçası bu korona krizi bize bir de şunu gösterdi. Yani birlikte bir şeyler yapınca demek ki başarılabiliyor. Evet. Gerçekten Avusturya bu zaten konuda. Zaten birlik sözünü hep biz sözde değil eyleme dökmemiz gerekiyor. Her alanda. Sadece bu alanda. Evet. Her alanda. Ama şu da bir gerçek ki artık hükümetlerin, yani bütün sadece Avusturya değil bütün Avrupa Birliği ülkelerinin elini biraz taşın altına bence sokması gerekiyor. Ben bunu özellikle belirtmeye çalıştım konuşmamda. Yani bütün devletlerin bunu yapması gerekiyor. İşte bundan sonraki işte örneğin şundan kurtulmamız gerekiyor. Bana göre işte Çin'den maske olayı. Yani bunu artık direkt kendi bölgemizde Avusturya'da üretmemiz gerekiyor. Ya da sağlıkla ilgili artık bu ne maskelerden tutun diğer şeylere kadar. Yatırımların aynen biraz önce söylediğimiz gibi eğitim alanına, sağlık alanına vesaire daha da fazla akıtılması gerekiyor benim için. Yani bunlar çok çok önemli krizi noktalar. Özellikle de devlet teşvik ederek, yani eğitim sektöründe olsun, sağlık sektöründe olsun teşvik değil sadece yatırım olarak da bunları kalkındırması gerekir ki krizi beraber şekilde atlatalım. Yani devlet burada öncülüğünü yapması gerekiyor. Yaptıktan sonra diğer branşlarda arka arkaya bu teşviklerden faydalanarak tekrar o 500 bin işsizimizi ve 10 binlerce, 100 binlerce kişi de kısa çalışma modunda şu anda. Bunları da tekrar krizden öncesindeki hatta daha iyiye çekebilmemiz için bu teşvikler gerekiyor. Devlet burada dediği gibi Saadettin Bey, her Avrupa devleti eli taşının altına koyması gerekir. Bir de şunu gösterdi, yani buradan ben ümitliyim. Krizden önce özellikle de yani hep bizim sağlık sistemi üzerinden devletin veya bazı partilerin sağlık sisteminde daha azaltılması olması, kısıtlamalara gidilmesi gerektiğini söylüyorlardı ama burada neyi gördük? Yani sağlık sistemine kısıtlama değil, hatta daha fazla yatırım yapmamız gerekir. Evet. Çünkü bir insan uzun bir süre olmadı, bir insan ömrü hiçbir meblağına eşdeğer değildir. Yani burada bir insanı kurtaracaksam onun karşısında çok büyük meblağlar yatırmam gerekir diye düşünüyorum. Evet. Öyle de olacak. Yani biraz hem toplumda hem eyalet hükümetlerinde, belediyelerde, federal hükümetlerde, Avrupa Birliği'nde biraz düşünmeler değişti. Bu da pozitif yöne gitmemiz gerekir. Saadettin Bey'in dediği gibi globallaşmış dünya iyi, hoş da her şeyi siz yurt dışında yaptırmaya kalkarsanız böyle krizlerde işte sorun ve sıkıntı yaşarız. En ihtiyacımız olan maddeleri bulamıyorsak
Avusturya'da veya Almanya'da veya neredeyse kendi bulunduğumuz bölgede bulamıyorsak, o zaman yani global dünyanın bir seviyeye kadar olması gerekiyor ama kritik maddeleri, ürünleri kendimiz yapmamız gerekiyor. Özellikle de sağlık sektöründe bunları ağırlıklı olarak solunum cihazları olsun, maskelerimiz olsun, kıyafetlerimiz olsun. Yani bu sektörlerdeki ürünleri Çin'den, Tayvan'dan, Singapur'dan, oradan buradan değil de buradan kendimiz yaparak almamız lazım ki şu anda bu branşta kritik durumda neyi gördük? Hemen yani bizim endüstrimizde, işletmelerimizde bu yöne anında dönebiliyor. Demek yapabiliyoruz ki yapalım bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Sizden de bir son sözle söyleyeceğiniz bir şey varsa. Vallahi ben bir daha belki baştaki şeyi söylemek istiyorum. Sadece benim tek isteğim şu, bir Abatakama fraksiyon başkanı olarak, Yaman Sen başkanı olarak işçilerden yana, emekçilerden yana ve emeklilerden yana sadece bu bedeli şeyin, krizin sonunda ben ve bizim gibiler, işte çalışanlar ödemesin. Tek amacım bu ya da bu konuda uğraş gösteriyoruz ve bundan sonra da sanırım devam edeceğiz bu uğraşa. Umarım diğer arbeiter kamerlara, diğer eyaletlerdekine de örnek olur bu çalışmanız. Onlar da bir çalışma yaparlar. Sinan Bey, bir cümle daha söyleyeyim. Yani özellikle de şu anda arbeiter kameranın yapmış olduğu sitesinden de, sosyal medya üzerinde de petisyon dediğimiz bir imza kampanyamız var. Bu imza kampanyamızda da bu 1700 euro istenmesi, hatta şu krizde çalışanlar için bir belirli prim olayı, bunlarda imza kampanyası var. Bütün çalışan emekçi kardeşlerimiz buna destek versin. Sosyal medyada bunları paylaşalım ki orada ne kadar fazla imzamız olursa o kadar da elimiz işçi odası olarak hükümetlere karşı veya konuşacağımız mercilere karşı elimiz güçlü olur. Yani bunu da istedikten sonra teşekkürler ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Son olarak ben ne diyebilirim? Sizden bir söz almak istiyorum. Son ikinizden de. Son 2-3 gün oluyor. Sebastian Kurz, Başbakan Sebastian Kurz bir tweet attı. Avrupa'da orada bir mesaj verdi. Avrupa yeniden yapılanmalı mesajı veriyor aslında. Mesajın içerisinde okursunuz tweetinde. Bu konularla ilgili genel olarak bir canlı yayın. Genel siyaset yani gidişat, şu anki olan durumlar, nereye gidiyor veya nereden geldik? Tartışma yani bir fikir yürütme programı, sizden bir söz alayım. Sinan Bey, davet sizden, teşrif bizden. Sizden aynı öyle. İstediğin zaman. Çok sağ olasın böyle bir şansı. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Çok teşekkür ederim Saadettin Bey. Evet, Avrupa Türk Nezih izleyicileri. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum bizi takip ettiğiniz için ve takip etmeye devam edin. Her zaman en doğru bilgileri bizden almaya devam edeceksiniz. Tabii bu tek başıma benim sayemde olmuyor. Böyle güzel dostların sayesinde de oluyor. Çünkü onlar bize haber veriyor, buraları açıyorlar. Açılmasına vesile oluyorlar. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Evde kalın, evde kalmaya devam edin daha doğrusu. Tedbirleri elden bırakmayın. Esen kalın.